akşamlar diliyorum. 06.02 saat 04.17 hepimizi yaralayan, hepimizi gerçekten yürek parçalayan bir 80 saniyelik depremin ardından yine sizlerle birlikteyiz. Tabii anlatmak kolay değil. Anlatmakla olmuyor. Yaşamak gerekiyor. Maraş endeksli, Maraş Pazarcık daha meydana gelen depremden sonra özellikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve diğer illerde gerçekten işler acısı durumlar yaşanır. Şimdi diyorum ya, tarifi hiç kolay değil. Yaşamak gerekiyor. Anlatmak o kadar öyle zor ki, öyle duygulu ki, kime bakarsanız, kime sorarsanız herkesten canlar gitmiş, mallar gitmiş, malları geçelim. Keşke canlarımız gitmeseydi de yine memleket binalar yıkılsaydı ama canlarımız gitmeseydi. Şimdi efendim, depremden sonraki ilk haber programında sizlerle birlikteyiz. Neden bugüne kadar birlikte değildik diye sorabilirsiniz. Bizim de Mercan TV depremden nasibini aldı. Binamız yıkıldı. Kameralarımız, aletlerimiz hep çöktü, gitti, bitti. Şu anda bir çadırın içerisinde sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. İnan edin, ben depremi yaşayan tüm herkeste olduğu gibi ben de çok iyi bir süreçten geçtim. Ama ben kendi yaralarımı konuşurken, işte kardeşimi kaybettim. Yaklaşık 40 kişiye yakın yakınlarımı kaybettim. Her ne kadar deprem yığınları içerisinde insanları kurtarmaya çalışırken de hiçbir şey fark etmeden, hiçbir şeyin endişe etmeden, acaba birini kurtaramaz mıyım, acaba birinin sesini duyamaz mıyım dediğimiz o saatleri anlatmak inanıp boğazımızda düğümleniyor. Biz tabii Mercan TV olarak ilk defa yayına başladık. Bu yayın ne de oldu, yine depremle ilgili olduğu için sizlerle paylaşmaya çalışacağız ama bu moral ve motivasyon bozukluğu içerisinde ne kadar faydalı olabileceğimize ancak siz takdir edersiniz. Hiç kimse yok ki bu memlekette, bu Adıyaman'da depremde canını kaybetmesin. Öyle bir acı ki, öyle bir ızdırap ki, ya bomba atsanız bile bu kadar tesirli olmaz. 04.17 de ön ayak çalışıp elinde ancak bir elbise yıkık altında kalıyor. Torunumun oldu, benim yeğenimin oldu. Telefonlara hiç kimse irtibat kuramadı. Yağmur, soğuk, herkes bir telaş içerisinde, adeta bir mahşer alanı gibi. Bir baktınız ki çarşı içerisinde yıkılmadık bina kalmamış. Her taraf viran olmuş. Her taraf gitmiş. Her göçüğün altında inti sesleri, kimse yok mu diyen canlar, kardeşler, yeğenler, bacılar, anneler, babalar, acaba kimse yok mu diye seslenirken, tabii acı gerçekten çok büyük. Bunun
tarifini söylemek öyle benim diyen insanlar değil. Bu memlekete herkes bu depremden nasibini aldı. Yani bürokrasi olarak da nasibini aldı. Tabi burada bizim hatamız yok. Hatamız da çok. Niye çok? 1970'li yıllarda yapılan binaların da hala ayakta olduğunu gördük. Teslimatı yapılmayan yıkıldığını gördük. Burada bir eksiklik var. Burada bir denetim mekanizmasında bozukluk var. Burada bir yanlışlık var. Kadere inanıyor. Ne gelirse başımızdan gözümüz üzerine ama göz göre göre de bir asansör boşluğunu bile birinci katta beton dökerek ama diğer katlarda biriket örerek tamamlayıp ve çok yüksek fiyatlarla vatandaşa satmaya çalışan insanların insanlarda hiç vicdan yok mu? Hiç merhamet yok mu? Hiç mi acı duymadılar? Her şey para mıydı? Her şey eviniz miydi? Her şey arabanız mıydı? Böyle bir şey yok. Böyle bir tarifi yok. Şimdi efendim biz zaman zaman yine sizlerle birlikte burada programlar yapacağız. Arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar. Yıkık binaları, işte enkaz çalışmalarını takip ediyorlar. Bugünden itibaren her saatte sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Hala biz bir çadırda, soğuk bir yerde size Adıyaman'dan bilgiler vermeye çalışacağız ama tabii sizler de takip ediyorsunuz. Neler var, neler yok. Ben neler oldu diye baktığınızda efendim babayla çocuk göçük altında sohbet ederlerken babası kurtuldu, çocuğu kurtulamadı. Bunun psikolojisini anlatmak öyle kolay değil. Bunun içinde bulunduğu durumu size izah etmek kolay değil. Bu ne kadar sağlıklı yaşayabilir, bu ne kadar verimli olabilir, bu hayata nasıl bakar, bu nasıl kendini toparlar? Tabii zor. Diğer taraftan ben yaklaşık 10 gün enkaz üzerinde kaldım. Yakınlarım gerçekten çok zor durumdaydı. Onları en son 10. günde ölü olarak çıkarabildim. O durumu yaşayan biri olarak ama şunu da gördüm. Ben size teşekkür ediyorum. Türkiye'ye, dünyaya teşekkür ediyorum. Bize her ne kadar yardım geç geldi ise de haberini alan insanlar ilimize akın akın gelmeye başladılar. Yardım etmeye çalıştılar. Ben bunları görünce inanır mısınız çok duygulanıyordum. Helal olsun size. Bu necip millet böyle bir milletmiş. Ne enflasyon düşündüler, ne para düşündüler, ne yol düşündüler. Hiçbir şeyi göz önüne almadılar. Ama ne yaptılar biliyor musunuz? Evinde elinden geldiği kadar bir pasta yaparak bile bu deprem yerine gelerek yaralarımızı sarmaya çalıştılar. Ben özellikle arabasına mazot koyarak, kepçesine mazot koyarak dışarıdaki dış illerden gelip burada bize yardımcı olan ve dış ülkelerden gelip yine burada enkazda acaba bir ses yok mu diye haykıran o insanlara teşekkür ediyorum. Ben onlara minnettarım. Gerçekten yaklaşık 130 saat sonra bir bebeği kurtarmak bizi ne kadar mutlu etmiştir. Bizi ne kadar sevindiriyor, bizi ne kadar mutlu oluyoruz. Efendim, Adıyaman yerle bir oldu. Yani Adıyaman diye bir şehir kalmadı. Çünkü her tarafta, her binada bir yıkık, bir çökme ve bir enkaz yeni haline geldi.
Yapılan açıklamalarda yeni bir şehir olarak tahsis edilecek. Tabii bu süreçte bu insanlar ne yaparlar? Nereye giderler? Ona da bakmak gerekiyor. Depremden sonra kendi yakınlarını kaybeden insanlar mezarlıklarda defnederek ve memleketten çıktılar. Türkiye'nin her tarafından tahsis edilen yerlere gittiler. Şu anda onların durumları belki Adıyaman'da yaşayan insanların durumlarından iyi olabilir ama psikolojikmen onlar da iyi değildir. Siz dışarıda yaşayan vatandaşlarımız olarak onlara sahip çıkmanız gerçekten ülkeye sahip çıkmanız demektir. Bizi onura etmeniz demektir. Bize sahip çıkmanız demektir. Herkes başının çaresine bakmıştır ama ben o körpe çocukların içinde bulunduğu o psikolojiyi de görüyorum, takip ediyorum. İnanın nereye giderseniz, kiminle konuşursanız, şimdi ben yakınlarımı kaybettim ama bir başkasıyla konuştuğum zaman bir bakıyorsunuz ki senin yaranı bastırdı. Sen diyorsun ki buna da şükür. Buna da şükür. Neler olmuş neler. Bir aileden 50 kişinin gittiğini, hatta yakın akrabalarıyla birlikte 200 kişiyi kaybeden insanlarımız olduğunu görüyoruz. Hiç kimseye ama hiç kimse demesin ki benim işte ben kurtuldum ama yanındaki akrabası kurtulamadı. Yeğenini kaybetti. Uzaktan ikinci derece akrabasını kaybetti. Ayağını kaybedenler oldu. Yan yana yattığı kardeşini kaybedenler oldu. Annesini kaybedenler oldu. Ama bir tane canın kurtulması demek yine o da bize az da olsa moral oldu. Biz bunu da kurtardık dedik ya. Şimdi efendim Adıyaman'da depremde gerçekten gerek sağlık olsun, gerek idari birimler olsun. Şimdi biz başvuracağımız yer bir zor anında, bir trafik kazasında, bir karda, kışta, tipide başvuracağımız yer 112 acil servislerdir. Biz bu 112'lere ulaşmak belki bizi kurtarır. Bir cep telefonuyla yer altından veya betonların altından, kolonların altından size kavuşmaları için 112'yi ararız. Ama bu memlekette 112'de kalmadı. Her taraf yıkıldı. Sistem gitti. İlin bütün kameraları, ilin bütün elektriği, ilin suyu, her taraf harap oldu. Şu anda depremden dolayı hastalık yaşanması bile söz konusu. Onun için birçok vatandaşımız şehir dışına göç etti. Şehir dışında yakınların yanına gitti. Ama burada daha hala çalışıp belki daha hala bir umutla enkaz altından bir şey çıkaramaz mıyım? Bir şey çıkmaz mı? Bir umutla daha hala bekleyenler var. Daha hala umutla enkazın başında olanlar var. Tabii bu ilde diğer illerde de öyle. Ben katılıyorum. Dün işte 5.6 şiddetinde olan depremden sonra da Hatay'da gerçekten çok büyük yıkımlar olmuş. Yine bizim Adıyaman'da da en son depremde yaklaşık 4 tane binamız yıkıldı. Depremde yıkılmasaydı normalde zaten yıkılacaktı. Onun için görüntüleri sizler de ekranda da görüyorsunuz. Biz size bunları gösteriyoruz. Efendim, görüntüler böyle. İşler acısı. Bir sandviç gibi 5. kat, 1. katla bir olmuş. Altında çığlık sesleri. Millet perişan, millet bir arayış içerisinde. Ne yapacağını şaşırmış. Allah size yaşatmasın. Allah
gerçekten böyle bir acıyı kimseye tattırmasın. Diyorum ya, dünyada belki 1500'lü yıllarda böyle bir deprem yaşanmış ama yaklaşık 500 yıl sonra böyle bir depremin olması ve uzun süre, 80 dakika bir deprem ben bu yaşa geldim, duymadım, görmedim. Efendim, eksiklerimiz yok mu? Eksiklerimiz çok. Gerek yöneticiler, idareciler her ne kadar ellerinden gelen ne varsa yapmaya çalışsalar da önceden tedbir almaları gerekir. Sağlık konusunda eksiklerimiz var. Devlet ilin birçok yerinde seyyar hastaneler kurdu. Aşevleri devam ediyor. Vatandaş gönüllü olarak her gün yemek çıkarıyor. Millete yardımcı olmaya çalışıyor. Ama bunlar yeterli değil. Bizim tedbir almamız gerekiyor. Bizim önceden bunları düşünmemiz gerekiyor. Mesela geçen sene bir kar yağışı vardı yine Şubat ayında. Yine tedbirsizlik. 20 yıl sonra bir kar yağışı, iyi büyük bir kar yağışıyla karşı karşıya kaldık. Yine tedbirsiz yakalandık. Şimdi sizin depremle ilgili çadırlarınızın olması gerekiyor. Sizin kazmalarınızın, kazıcılarınızın, kepçelerinizin olması gerekiyor. Ama siz bunları sanki deprem yokmuş gibi hareket ederseniz yer altında kalan vatandaşınızı kurtaramazsınız. Onun için diyorum ya, bu iş anlatmakla olmuyor. Bu iş yaşamakla oluyor. Geçen benim de arkadaşım, tabii vefat edilen birçoğu benim arkadaşım. Birçoğunu tanıyorum. Özellikle basından 9 arkadaşımızı kaybettik. Basın mensubu arkadaşlarımızı kaybettik. Yine bu televizyonda burada program yapan İskender kardeşimizi, Yunus kardeşimizi, efendim Kemal kardeşimizi, Burak Alkuş yeğenimi kaybettim. Burak ailesiyle, çocuğuyla birlikte gitti. O Burak ismini de ben vermiştim ama onu kurtaramadım. Yine biraz zor ama annem dedi ki, kardeşini her yerde kurtardın da dedi, bu depremde kurtaramayacak mısın dedi. Benim annem bunu söyledi. Ben annemi, işte kız kardeşim, yeğenleri kurtardık ama kardeşimi kurtaramadım. İnanın bazen doluyorsun, için doluyor, patlayamıyorsun. Çünkü başkasını görüyorsun, yine keza öyle. O annelerin, o yürekleri nasıl dayanır buna? Sabırlar diliyorum. Sabırlar diliyorum. Diğer taraftan sularımız kesik, zaman zaman veriliyor. Elektrik yine yok merkezde. Bir hayalet şehir haline gelmiş memleket. Vatandaş korkuyor gece ışıl ışıl olan yerden geçerken, bugün sokaklarda korkuyor oradan geçmeye. Şunu da söylemek istiyorum. Özellikle depremi fırsat bilerek yağma işine girenler, buralarda hırsızlık yapmaya gelenler, yazıklar olsun size. Bir başka yerden gelip yardım etmek varken sizler gelip burada bu hayatını kaybeden çoluğuyla kolonların altında kalan insanların malından ne kadar nem alacaksın, ne kadar faydalanacaksın? Senin neyine yarayacak? Sen ne yapacaksın? Ayıptır, yazıktır, günahtır. Tabii güvenlik güçleri bundan sonra tedbir aldılar, gereğini yapıyorlar. Hatta vatandaş da artık duyarlı, gereğini yapıyor. Özellikle mahalleler arasında elektriğin olmayışı bazı vatandaşlarımızın evlerine girerek ziynet eşyalarını, önemli eşyalarını, televizyonlarını, buzdolaplarını, hatta işte evde varsa alıp götürdüklerini duyuyoruz, görüyoruz. Bunların önüne geçilmesi lazım. Yani bizim gece bekçilerimiz var. Bizim
askerimiz var, polisimiz var. Elbette burada yaşayan o insanların da depremden etkilendiklerini biliyoruz. Onların da çocukları buradaydı. Onlar için de kolay değil, onlar için de zor. Ama lütfen biraz vicdanlı olalım, biraz merhametli olalım. Köylerde o eliyle ördüğü örgüyü burada bir çocuk giysin diye gönderen insanlara bak. Bir de gelip burada hayatını kaybeden insanlar evine girerek yağmalamaya çalışan insanlara bak. Bunlarda insanlık yok. Bunlarda merhamet yok. Bunlarda haya yok. Bunlarda terbiye yok. Bunlarda vicdan yok. Yazık, günah. Kim olursa olsun, eğer siz görürseniz gereğini yapın, güvenlik güçlerine de haber verin. Özellikle bu konuda Adıyaman'da çok şikayetler alıyoruz. Bu konunun üzerinde hassasiyetle durulması gerekiyor. Yine yardım konusunda Adıyaman'da birçok yerde yardım yapan yardım kuruluşları var. Birçok yardım kuruluşunu tanıyorum, biliyorum. Gelmişler burada, dışarıdan gelmişler. Geçen Bilecik'ten gelen bir torna ustası ile konuşurken duygulanmamak elde değil. Nasıl geldin dedim. Dedi ki ben geldiğimde yollar da kapalıydı ama dedi bir fırsatını bularak dedi bu vatandaşların yarasını sarmak için elimden ne gelirse dedi yapmam gerekiyor dedi. Ben de onlara koştum geldim. Evet, mesajlar da geliyor. İnşallah daha iyi olmaya çalışacağız. Yaşar Bey, ne kadar iyi olacağız ona da bakacağız. Şimdi buradan giden vatandaşlarımız dışarıya ne kadar uyum sağlayabilir? Yine Adıyaman'da yaşayan insanlar olarak bizim her türlü şeye de ihtiyacımız var. Sanayiye, fırıncıya, her türlü şeye ihtiyacımız var. Yine bu arada söyleyeyim, özellikle Mustafa Fil kardeşimiz fırıncı, deprem boyunca bek çıkararak ücretsiz dağıtmasını gördüm. Sabaha kadar çalışmasını gördüm. Ben kendilerini tebrik ediyorum. O canla bak böyle kendini hiç arabalardan dışarıda yatan, soğukta kalan o yardımsever insanlara teşekkür ediyorum. Sizin eliniz öpülür. Gerçekten bize böyle insanlar lazım. Dar günde, zor günde, kötü günde bize koşmanız inan bizim yaramızı sarmıştır. Yani ben bir şey diyemiyorum. Bu insanların o yaptıklarına karşı ben ne diyebilirim? Diyorum ya, birçok arkadaşımı kaybettim. Bu adımda bir işte televizyon programcısı olarak, televizyoncu olarak birçok arkadaşımızı da burada konuk etmiştik. Ama ben sosyal medyada baktığım zaman bu da mı vefat etti? Çocuk da mı gitti? Bakıyorsunuz ki daha niceleri çıkıyor. Niceleri çıkıyor. Binlerce insan bu kente mezara gitti. Ben şimdi annesi, karı, hepsi aynı anda birlikte gittiler. Belki onlar beyaz atlara bindi gitti ama biz burada acıyla kalacağız. Biz burada ızdırapla kalacağız. Biz burada gerçekten ne yapabiliriz, ne edebiliriz, elimizden ne gelebilir? Endişesiyle hep acaba yine deprem olacak mı? Zaten artçı depremlerle ilgili sizlerin de bilginiz var. Her gün artçı depremler var. Artık tabiri caizse biz de depreme artık aşina olduk. Ne olur yani, biz ne yapacağız?
Tamam, şimdi bir de şeyin diğer tarafına bakalım. Deprem oldu. İnsanlar gitti. Sonra ne olacak? Devletimiz diyor ki işte bu kadar yer yapacağım ama bu bir sene içerisinde bu insanlar ne yapacak? Yardımlar geldi şey esnasında. Bir kısım vatandaşlar döndü, gitti. Ama bir ihtiyacı var. Bir banyo yapma ihtiyacı var. Banyo yapamıyor. Ben kendim tarlada kalıyorum. Küçük bir kulübede kalıyorum. Bir dışarıdan arkadaşım beni aradı. Ben onlara teşekkür ediyorum. Evimiz açık sana dediler. Size dediler. İstersen kimi gönderirsen gönder dedi. Herkese kapımız açık dediler. Böyle duyarlı insanlar da bizim yanımızdaydı. Ama hiç bilmiyorum. Soğuğu da bilmiyorum. Yemek yemesi de gel. Uyuması da. Uyumak da istemiyor. Çünkü her gün bir şey oluyor. Her gün birini duyuyorsunuz. Her gün birinin sesi geliyor. Kimse de istemez tabii böyle bir şey olmasını istemez. Bu arada burada işte devletimize belki işte görevini yapmamıştı diye serzenişte bulunanlar olmuştur. Doğrudur. Ama bu yara bizimdir. Bu yarayı hep birlikte bizim kaldırmamız gerekiyor. Bu yarayı sarmamız gerekiyor. Onun için böylesi bir günde hepimizin birlik, kardeşlik, beraberlik içerisinde olması lazım. Bir savaş halini düşünün. Siz nasıl birbirinize sarılırsınız? İnanın bu savaştan daha beter. Bir işte tsunami tehlikesini de söylediler. İnanın yüreğiniz siz diyor, tüyleriniz diken diken oluyor. Acaba orada ne olacak? Orada ne oldu? Ben Güneydoğu'da özellikle kepçesini, iş makinesini alıp buraya gelen ve mazotunu da getirip burada sabahlara kadar çalışan, uyumayan o insanlara minnettarım. Acaba birini kurtaramaz mıyım? Erzincan depreminden zamanında kurtulup bugün buradaki depreme koşan makasçı Şahin'e teşekkür ediyorum. O demiri nasıl kestiğini gördüm. O kolonu nasıl çektiğini gördüm. Hiç eldiven takmadan o tuğlaların bir tanesini çıkarmak acaba bir canı kurtaramaz mıyım deme heyecanını gördüm. Efendim, yara büyük. Gerçekten bir şehir yerle bir oldu. Dağlar bile yarılmış. Yani bu kadar tesirli. Şimdi hiç yara almayan bina kalmadı. Ama yıkılmayan binalar var. Fakat kolonlarda olmazsa bile içerideki duvarlarda patlama var. Herkes kendini bir şekilde dışarıya atmaya çalışmış ama bundan sonraki hayat dönemde. Gidenler canlarımız gitti, kanlarımız gitti, kardeşlerimiz gitti, yeğenlerimiz gitti. Diyorum ya ben söylerken duygulandığım zaman böyle içinden haykırmak istediğim, belki de ağlamak istediğim bir anda bakıyorsun ki yanımdaki arkadaşım dedi ki 3 tane çocuğum, hanımım ve yine diğer bir çocuğumun da ayağı kesildi. Demesini duyunca sen çılgına dönüyorsun. Aman ben sesimi çıkarmayın diyorsun. Beterin beteri var dedikleri bu. Hiç kimse demesin ki benim binam var, arabam var, evim var, param var. Bugün Adıyaman'da herkes aynı. Paranla havalanma. Evinle gururlanma. Ne olacağın belli değil. Bugün zengini de fakiri de Adıyaman'da hep aynı olmuş. Aynı yemek kuyruğuna giriyor. Bir ekmek almak için sıraya giriyor. Bir yemek yemek için sıraya giriyor.
Demek ki bizim birbirimizden farkımız yokmuş. Fark nedir? Fark yarayı sarmaktır. Fark insanların acısını paylaşmaktır. Fark onlarla birlikte olmaktır. Fark gelip orada çalışmaktır. Bu kadar ekonomik kriz içerisinde pandemiden sonra işte fiyatlar yükseldi, bilmem ne oldu. Değmiyormuş yani. Hayat. Bir bakıyorsunuz ki siz yer bulamıyorsunuz. Arabanızda yatıyorsunuz. Arabanızda yatmak zorunda kalıyorsunuz. Sabaha kadar arabanızı çalıştırıp demek zorunda kalıyorsunuz. Elektriklerin olmamasından dolayı akaryakıt bulamayacak durumda geldiniz. Allah sizin başınıza vermesin. Allah size göstermesin. Üzerinize rahmet eylesin. Onlar hep bizim kardeşimiz. Hep bizim canımız. Hep bizim ciğerimiz. Hep bizim yavrularımız. Hep bizim geleceğimiz. Hep bizim gözümüz. Biz ne oldum değil, ne olacağıma bakalım. Ne olacağıma bakalım. Bir işi yaparken gerçekten böyle dişini, içini süsleyerek bir binayı işte ne kadar fiyata satabilirim demek yerine ben ne kadar güvenli bir bina yapmışım diyebilme gururunu yaşasın. Bugün bazı müteahhitler tutuklanıyor. Niye? Sonradan anlaşılıyor ki yıllardır bina yaptığı binalarda kalıpçı aynı, demirci aynı, sıvacı aynı, her şey aynı. Yani birlikte yaptıkları o demirden çalma, o efendim işte yolsuzluk, hırsızlık bugün meydana çıktı. İmarı denetleyenler nerede? O binalara gelip demirlere bakanlar nerede? Siz niye görevinizi tam yapmadınız? Sizin vicdanınız yok muydu? Her şey para mıydı? Her şey ev miydi? Birden çıkardığınız kiralar dediniz ki 1000 lirayken 3500 dediniz, 5000 dediniz. Asgari ücretten geçinen insan ne yapacaktı? Ne yapacaksın evi sen? Bir vatandaş yaralansa kötü mü? Böyle olmaz. Fırsatçılık yaparak gıdaya zam yapmak, fırsatçılık yaparak evlere zam yapmak, fırsatçılık yaparak araçlara fiyat bindirmek. Ya diğer taraftaki vatandaş ne yapacak? Yazık. Vicdanlı olun. Gel gör hele bakayım ne olmuş. Elini vicdana koy. Zenginle fakir aynı olmuş. Amirle işçi aynı olmuş. Evet. Bizim buraya özellikle konteyner ve çadır olmak üzere başta bunlara ihtiyacımız var. Bir an önce suya ihtiyacımız var. Sağlık gerçekten çöktü. Vatandaş ulaşamadı. Gitti yığın. Vefat edenler üstüne atıldı. Yan yana konuldu. Şöyle bir şey de oldu. Binlerce enkaz altında kalan canlarını çıkarmak için uğraşan insanlar ya ben cenazemi çıkarabileyim, defnedeyim. O bile kendilerine bir mutluluk oldu. Artık o seviyeye geldik. Yani şeyin aklın durduğu yer dediğimiz burası. Burası. Onun için ben diyorum ki kimse
demesin ki ben şöyleyim, böyleyim demesin. Varsa yanınızda bir fakir, varsa yanınızda bir ihtiyaç sahibi, varsa bir masum birine yardımcı olursanız hayatınızı kurtarır. Biz işte Mercan TV olarak deprem gününden bugüne kadar yayın veremedik. Gerek elektrik nedeniyle, gerek işte televizyonumuzun yıkılması nedeniyle, kameralarımızın, makinalarımızın, aletlerimizin çökmesi nedeniyle biz de yayın veremedik. Bugün ilk defa habere girdik ama acı girdik. Çok acı. Yani burada sadece konteynerleri veya çadırları yine köyleri ziyaret etmekle bu iş olmuyor. Acıyı herkes biliyor nasıl olduğunu. Gelen insanlar biliyor. Keşke gelip bir gece yatsalardı burada. 3 gün kalsalardı burada. Ne yapılıyor, ne ediyor, bu insanlar ne yapıyor? Neden ben geciktim, gelmedim diyebilirdi. O zaman diyebilirdi. Çıkmadan gazete okumak kolay. Ama yüreği yanan benim. Ciğeri yanan benim. Ben canımı kaybetmişim. Canımı kaybetmişim. Malım hiç önemli değil. Ben dışarıda da yatarım. Her yerde yatarım. Ama canım gitti. Canlarımız gitti, kanlarımız gitti. Yavrularımız gitti. Nasıl olacak? Onun için ben diyorum ki gelin birbirimize sahip çıkalım. Yaralarımızı birlikte saralım. Bazen acaba şu telefonu arasam diyorum, acaba bir şey olmuş mudur? Ben ne diyeceğim? Dediğim zaman oluyor ama yine de arıyorum. Onun sesini duyduğum zaman var ya, ben nasıl mutlu oluyorum biliyor musun? Nasıl mutlu oluyorum? Onun sesi bana geldiği zaman tamam işte. Ama bir başkası gelip, ya senin şu arkadaşın da gitti dediği zaman nasıl oluyor biliyor musun? Yeni evli çocuklarımız, hamile kadın, gençlerimiz, yavrularımız. Şehirlerimiz gitti. Şehirlerimiz gitti. Tabii diyorum ya, bizim anlatabilecek en fazla burada, belki biraz duygusallaştım. Biraz kendimi toparlayamadım ama inanın ben o sizin güzelliğinizi gördüğümde daha da mutlu oluyorum. Acılarımı unutuyorum. Yurt dışından bir arkadaşım aradı. Tabii enkaz başında olunca telefonları şarj etmeniz de mümkün değil. Onlara ulaşamayınca merak ediyor. Tutamıyorum diyor. Tamam, bu da gitti diyor. Daha sonra ulaştığımızda ne gerekiyor diyor. Ne lazımsa benim başım üzerinde diyor. Bu bana yetiyor, bu bize yetiyor. Biz hiçbir şey istemiyoruz. Biz insan gibi bu insanlara sahip çıkacak insanlara ihtiyacımız var. Gelip burada yağma yapacak, hırsızlık yapacak insanlara ihtiyacımız yoktur. Aynı durum da başına gelebilirdi. Dün akşam bana bir telefon geldi. Bazı mahallelerde elektriğin olmayışından dolayı bazı evlere girerek televizyon, işte hatta buzdolabı,
ve zihniyet eşyalarının alındığını biliyoruz. Yine bir arkadaşım giremedi binaya. Hırsızlar girmiş, zihniyet eşyasını çalmışlar. Bunlar için bir şeyin gereğini yapın. Ben şimdi bunları söylerken inanın keşke böyle şeyler olmazsa. Sadece burada değil, başka yerlerde de var. Dışarıdan gelip burada insanları, bu insanların bu halini böyle görmek, insanlara bu acı içerisinde yardımcı olmak gerekirken ne yazık ki böyle davranmak hiç ahlaki değil. Evet, Adıyaman tarihinin en ağır bilançosunu yaşadı ve yaşanan olayın vehameti gün geçtikçe biraz daha da meydana çıkmaya başlıyor. Adıyaman bu alanda çok büyük bir yara aldı. Bakın 5 yıl önce Samsat'ta bir deprem oldu. Biz o Samsat depreminden bir ders çıkaramadık. Ders alamadık. Burası deprem bölgesi. Bizim yapmamız gereken ne var? Biz nasıl müdahale edebiliriz? Biz nasıl binalarımızı güçlendirebiliriz? Biz nasıl tedbirler alabiliriz? Bunu zaman zaman görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Falan yerde fay hattı var, şurada fay hattı var diye. Onun için enkazdan naaşını çıkaran kenti terk ederken burada bulunan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla işte dedik ya, bazı arkadaşlarımız kendi naaşlarını çıkarıp defnettikten sonra hastalık tehlikesi olması nedeniyle başka yerlere göç edenler oldu. Şimdi bu göç de nereye kadar devam edecek? Adıyaman 260 bin nüfusu bir yer. İşte köylerde gelen cenaze haberleri, yıkım haberleri. Şimdi herkes kendi derdine düşmüştü. Herkes kendi acısına bakıyordu. Onun için kendi bireysel imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ve topyekun şehri terk etmek de bir çare değil. Çünkü bu şehri özleyeceksiniz. Bu şehirde sizin anılarınız var. Bu şehirde sizin yakınlarınız yatıyor. Bu şehirde sizin canlarınız var. Özellikle elektrik, doğalgaz ve su gibi ana başlıkların altında bazı çözümler üretilirken el fenerinin ışığında gecesini geçiren insanlarımız var. Onun için elektriğin olmadığı dönemlerde, zamanlarda özellikle jeneratör ihtiyacı çok ön safhada. Biliyorsun bir jeneratör almak da öyle kolay değil, öyle sıradan bir şey değil. Yetkili makamların gelişen olaylar üzerinden tecrübe kazanarak yaptığı açıklamalar doyurucu olarak halk tarafından algılanmadı. Doyurucu değildi. Tedbir gerekiyordu. Belki onların da acısı vardı. Vardı. Onlar da kendi yakınlarını kaybettiler. Onlar da depremin altında kaldılar. Onlar da canlarını verdiler. Bu iş de kolay değil. Topyekun herkesi de suçlamak da doğru değil. Bu nerede olursa olsun hiç kimse bunun üstesinden gelemez. Üstesinden gelebilmesi için temelden başlaması gerekiyor. Tedbiri oradan başlaması gerekiyor. Bizim belki inşallah bir daha böyle bir felaketle karşılamayız. Görmeyiz. Çocuklarımız da görmesin. Bizler de görmeyelim. Acılarımız taze, acılarımız yeni. Daha hala ihtiyacı olan insanlar. Yardımsever insanlar. Bunlara yardım ederken bazıları da gerçekten
depolarını işte geleceğini düşünerek sürekli vaziyet. Daha doğru bir şey değil. Ben enkaz yerinden bir ara ayrıldım. 2-3 gün sonra kardeşimi çıkardım. Orada gofret koyan oraya biri vardı. Bir tane gofret aldım. Kolumdan tuttu dedi. Niye bir tane alıyorsun dedi. Geri mi bırakayım dedim. Dedi ki hayır, al sana paket dedi. Dedim yok. Tek bir taneye ihtiyacım var dedi. Lütfen ihtiyacınız kadar alın. Bırakın öbür vatandaş da yaralansın. Dış illerden gelip burada yardım götürmesinler. Veya arabanızın arkasını bir seferde sularla doldurarak veya gıdayla doldurarak ayırmayın. Bugün yarını da var. Yarın bu gıdayı başkalarına da vermek gerekiyor. Veya başka bir yerde başka bir şey olur. Fırsatçılık yapmayalım. Biraz vicdanlı olalım. Elimizi vicdanımıza koyalım. Bu doğru değil yani. Bu insanlığa sığmaz. Şimdi fazla incitmek istemiyorum sizi aslında. Böyle yapanları lütfen kendinizi toparlayın. Bunun hakkını veremezsiniz. Size yar olmaz. Bu aldığınız veya götürdüğünüz başkasının malından size fayda gelmez. Onun için lütfen bakın, kalbini açan insanları da ben tebrik ediyorum. İnsanları da tebrik ediyorum. Kutluyorum onları. Helal olsun size. Helal olsun size. Siz bu kadar insana yardım ettiniz. Helal olsun size. Siz para gözetmediniz. Helal olsun size. Siz bu deprem süresince hiç kimseye para harcatmadınız. Ben sizi kutluyorum. Belki de devletin yapamadığını siz yaptınız. Ama devlet de millet el ele olursa daha güzel şeyler çıkaracağına inanıyoruz. Onun için bizim sabretmemiz gerekiyor. Bizim gerçekten kadere inanıyorsak bu ilahi bir şeydir. Bizim elimizde değil. Hiç kimse yeri sallayamaz. Bir ağacı bile sallama yetkimiz yok. Ama ne olursa olsun, ne olursa olsun bizim tedbir almamız gerekiyor. Belki yerin altında kalan birini kurtarmak için gelen bir telefonla direkt oraya gitme imkanımız varken, ama bu imkan ortada yokken, yoksa siz oraya da gidemezsiniz, onu da kurtaramazsınız. Acıları daha da çoğaltırsınız. Bizim ülke olarak birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Bizim gerçekten insanlığa ihtiyacımız var. Ama insanlık burada kendini gösterdi. O yiğit insanlar kendini gösterdiler. Bu Arafat'ta belki sinirleriniz gergin olabilir. Özellikle yakınlarını kaybeden, işte evini kaybeden, günlerdir banyo yapamayan, efendim dışarıda kalan, arabası olmayıp da bir battaniyeyi bulup etrafına alıp ateşin kenarında duran insanlar olarak bizim sabretmemize ihtiyacımız var. Bizim birbirimize sabırlı olmamıza ihtiyacımız var. Birbirimize kötü söz söylemeye ihtiyacımız yok. Birbirimizi teselli etmeye ihtiyacımız var. Onun için lütfen nerede olursa olsun, kim olursa olsun, zordaysa, dardaysa elimizi atmamız gerekiyor. Allah için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Kendimizi kaybetmememiz lazım. Oturuyordu, diyordu ki benim evim bak bu kadar olmuş. Evin şimdi nerede? Nerede oturuyorsun? Ne yapıyorsun? Eline bir çadır geçmiyor.
Benim arabam bu kadar olmuş. Nerede araban? Taşların arasında yanına bile yanaşamıyorsun. Onun için Allah kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın. Biz gördük. Gerçekten Türkiye'de yaklaşık 11 tane il bunu yaşadı. Ama diğer illerden yardıma koşan, insanları kurtarmaya çalışan sizlere minnettarız. Sizleri tebrik ediyorum. Efendim, biraz doluyum yani böyle her şeyi anlatmak istiyorum ama anlatamıyorum yani. O gece ne oldu diye sorarsanız, o gece canını kurtaranlar yalın ayak içerisinde kendilerini dışarı attılar. Aramaya her şey kesik olduğu için ulaşamadılar. İnan yardım bile bu ile geç geldi. Doğru zamanda gelmedi. Belki ili dolaşmayanlar sayı olarak ne kadar bina yıkılmış farkında değillerdi. Ama gün yüzüne çıktığında herkes her şeyi gördü. Ben bundan sonra sizlerle birlikte olacağız. Adıyaman'la ilgili haberlerimizi sizlerle paylaşacağız. Programlar yapacağız. Adıyaman'ı size evinize getireceğiz. Beterin beteri var. Halinize şükredin. Gerçekten çok acı bir durum. Yaşayan biliyor. Ancak olayı yaşamak gerekiyor. Benim anlatmakla ne kadar anlatabilirim diye bir şey var. Ben de size ne kadar anlatabilirim. Bu arada tabii çok mesaj geliyor bana. Yine programcı arkadaşlarımızdan geliyor. Mesaj gelirken de ben onların yaşadığını görüyorum ya. O bile bana mutluluk veriyor, huzur veriyor. Hepinize geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. Çünkü herkese ilgili ilgisiz bir şekilde bu deprem darbe vurdu. Canını aldı, yakınını aldı, yeğenini aldı. Herkes de var. Efendim, sözün bittiği yer dediğimiz yer o geceydi. Bana da ayrılan zamanın sonuna geldim. Yine sizlerle birlikte olacağız. Size anlatacağız. Bize dua edin. Bizi yalnız bırakmayın. Dualarınızla yalnız bırakmayın. Biz hiçbir şey belki talep etmiyoruz ama diğer tarafta gerçekten yardıma muhtaç insanlarımız hala var. Özellikle konteyner kenti yapan insanlarımıza da ben teşekkür ediyorum. İstanbul'dan sanatçılarımız, diğer insanlarımız seferber olmuşlar, yapmaya çalışıyorlar. Ama tabii kavuşturamıyorsun. Onun için acı büyük. Ben hepinize geçmiş olsun diyorum. Gerçekten hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Size de sabırlar diliyorum. Tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hepinize teşekkür ederim.